Sen önüne çıkacaksın. Tabii kafes var. İçinde kafes var. Bak şaşın ha. Alo. Şamandıralarımıza bağlıyoruz. Ya şunlara. Ha, kendi şamandıraları. Bara gidiyorlar. Mersin halkı balık çiftliklerine neden karşıdır? Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin bilimsel ve hukuki dayanağının olmadığını, iş aş sağlamayacağını, kullanılan GDO'lu yem ve çeşitli kimyasalların yanı sıra balıkların verimini artırıcı ve hastalıklara karşı antibiyotikler kullanmasının zararlarının bilimsel olarak kanıtlandığını, doğal balıkçılığı bitirdiğini, deniz kirliliğinin oluşması ve denizin ekosistemine, turizmine vereceği zararları bilen Mersin halkı, Silifke, Aydıncık ve Anamur'da yapılması planlanan balık çiftliklerine olan itirazlarını ÇED toplantılarında göstermişlerdir. Silifke, Aydıncık ve Anamur halkı belediye başkanlarıyla birlikte balık çiftlikleri ÇED toplantılarını demokratik haklarını kullanarak protesto etmiştir. Derneğimizin açmış olduğu dava ile Mersin ili Aydıncık ilçesi Soğuk Su Mevkii'nde Turan Turizm şirketi tarafından yapılması planlanan su ürünleri çipura levrek yetiştiriciliği ile ilgili 18.09.2017 tarihli çevresel etki değerlendirilmesi yani ÇED gerekli değildir kararının kamu hukukuna ve hukuka aykırı olması nedeniyle telafisi güç zararlar doğuracağı nedeniyle kesin olarak yürütmenin durdurulması kararı ile Mersin'de kurulması planlanan balık çiftliklerinin insan ve çevre sağlığına vereceği zararlar, çevresel etkiler nedeniyle telafisi güç ya da imkansız zararların doğuracağı hukuken de kanıtlanmıştır. Bölgemizde kurulması planlanan balık çiftliklerinin özellikleri Norveç'te kurulan balık çiftlikleriyle eşdeğer tutulması, balık çiftlikleri hakkında bilgisizliğin göstergesidir. Norveç'teki uygulamalarla Türkiye'nin balıkçılık politikası açısından iki ülkenin kültürel, sosyal, ekonomik ve en önemlisi iklim bakımından önemli farklılıkları vardır. Balıkçılık politikasına bakıldığında Norveç'te ilkeleri, kuralları belirlenmiş somut bir balıkçılık politikası uygulanmaktadır. Norveç, balık yemlerinin %70'i bitkisel, geri kalanı da deniz kaynaklıdır. Norveç, balık çiftliklerinde üretilen somonlarda antibiyotik kullanımı sanılanın aksine yok denecek kadar azdır ve deniz kıyısına 10 mil uzaktadır. Mersin'de ise ulusal ve uluslararası balık çiftliklerinin sözcülüğünü yapan Sözde Çevre Dernekleri başkanlarına da sesleniyoruz burada. Bizler gücümüzü bilimden ve halktan alıyoruz. Bizler hakkında şikayetlerinizin, bilgisizliğinizin ve yenilmişliğinizin
göstergesi olarak bizleri şikayet yöntemlerle mücadeleden alıkoyamazsınız. Halkın yararına, bilimsel doğruları savunmaya devam edeceğiz. Balık çiftliklerinin ekolojik ve sosyal zararları ortadayken yetkililerden bölgemizde kurulması planlanan bütün balık çiftliği projelerinin iptal edilmelerini istiyoruz. Teşekkür ederim. Mersin Çevreleri Doğa Derneği. Mersin. Turan şirketi maalesef 1000 ton ve yukarısı olan çiftliklerde ÇED zorunluluğu var iken kendileri ÇED'den kaçabilmek, halkın protestosuna, halkın tepkisini göstermesine engel olmak için ayrı ayrı aynı yerde 950 ton civarında balık çiftliği yapmayı düşünmektedir. İşte Sayın Mahkemenin verdiği bu kararda bunun ÇED'den kaçma amacı taşıdı. Bu nedenle hukuku arkadan dolanma oldu. Ve bundan dolayı da kesin olarak itiraz kabul etmeksizin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini göstererek balık çiftliklerine eğer bir planlama varsa halktan da kaçırılamayacağını bizlere hukuken de göstermiş oldu. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.